taraftarlardan korkuyorlar. Bir gece önce sokuluyor bunlar, meşaleler falan. Bunları hep yaşadık. Bir gece önceden bunlar sokulur. Şimdi polis derler ya, ararken bulamıyor musun diye. Yani değil mi polis? Ya diyor ki adam, kardeşim cebimizdeki bozuk parayı alıyor adam. Bozuk parayı alıyor. Evet. Şimdi meşaleyi bulamıyor. Meşaleler arkadaşlar bir gece önceden sokulur. Tabii. Bir gece önceden, çünkü buna stat'taki çalışanlar muhtemelen kulübün taraftarıdır. Hayır. Muhtemelen. Bunu her kulüpte var. Bunu rahmetli Hıncal Uluç yazdı. Hatta Celalettin Cerrah emniyet müdürüydü. Beştaşlı olduğu için dedi emniyet müdürü Celalettin Cerrah. Müsaade ediyorlar dedi. Bir gün önceden Beştaş taraftarı meşale sokuyor. Hayır. Bütün kulüp taraftarları hep bir gün önceden sokuyorlar. Bakın bütün. Veya belirledikleri kapılar var. O kapılarda adamları var. Adamları var. Adamlarını da bağlamışlar kafaya. Kapıdan gel diyorlar veya oradan alıyorlar. Çünkü korkuyor. Güvenlikçi de korkuyor. Arkadaş bu iş güvenlikçiyle falan değil. Ben bunu geçen gün de söyledim. Ankara'daki maçtan sonra da söyledim. Bu iş tamamıyla polisle alakalı. Polisin yövmiyesini o günkü yüksek vereceksin. Polisi oraya koyacaksın. Ben bugün maça gittim. Adana 1954 maçına. Silifke Spor'la. Bizim Adana 1954. Taraftardan çok polis vardı biliyor musun? Bak taraftardan çok polis vardı Ertem. İnanamazsın. Acayip bir önlem vardı. Ve hep kamera var. Hep çekiyorlar. Hep çekiyorlar. Hep çekiyorlar. Hep çekiyor. Ama bu meşale yasak değil mi arkadaş? Bu meşale yasaktır. Evet. Evet. Her statta var meşale. Meşalen olmayan yer yok. Ama dediğin gibi Apo'nun. Arkadaş çok agresif. Açın haberleri. Bir tane normal haber var mı? Ya kiracısını öldürdü, ev sahibini hiç vurdu. Ya, taksiden şey fırladı, adama saldırdı. Obüsün önünü kesti, kanına vurdu. Trafikte genel saldırdı. Genel toplumsal cinnet. Bir tanesi var, evet. Arabadan iniyor. Bir video var, arabadan iniyor adam, tamam mı? Olay bu zaten. Arabadan iniyor, adamın üstüne yürüyor. Arkadaki arabanın. Sonra arkadaki arabadaki adam arabadan inmiyor. Adamı arabanın üstü, adamı arabayı adamın üstüne sürüyor. Adamı vuramıyor, arabasına vuruyor. Gelip arabaya vuruyor. Ne bu? Ya ulan bu nasıl bir kin? Ne oluyor? Ne bu? Bu fanatik taraftar değil bir şey değil. Herkeste bol miktarda silah var. Herkeste bol miktarda uyuşturucu içiyor. Bir de... Eyvah. Bak ben size bir şey söyleyeyim. 15 sene sonra, 10 sene sonra düşünün. Çok kötü. Şimdi bu sığınmacılar diyoruz ya. Ben söyledim, eleştiriyorum bazen diyorlar. Arkadaş mahalleleri var, grupları var, çeteleri var. Ülke adı vermeyeceğim. Mahalleleri var. Biz yaşıyoruz. Etiler Ulus, Apo orada, Şişli'de, Rasim karşıda, Hoca Çengelköy'de. Hayır abi. İnin aşağılara. İnin aşağılara. Gittim ben geçen gün. Bizim eski mahallenin aşağılarına. Bilmem ne mahallesi var. Bilmem ne çete olmuşlar. Falanca memleketler. Yani bunların önlerini almamız lazım. Bak hepimizin kendi çocuklarımız olarak düşünmeyelim. Hepimizin çocukları var. Herkesin çocukları var bu yaşta. Herkesin. Adam gibi, insan gibi yaşayacaklarsa yaşasınlar. Şu an çeteler halinde, gruplar halinde hem fuhuş çetesi, hem uyuşturucu çetesi, hem mafya çetesi olmuşlar bu yabancılar. Bak inanın diyorum size. Bir girin, yapmayın. Onun için bakın bunların önlemlerini almamız lazım. Bunun en büyük gücü kolluk güçleri, emniyet. Bunu polis yapacak, emniyet yapacak Ertem. Bunu başka kimse değil. Hak yapamaz. Yani burada 5x işte ne okuyoruz? Suriyeli vatandaş çocuğa taciz etti. Suriyeli dinçe gidiyor. O hayır abi. Tehlikeli, bu iş o toplumsal olay. Hayır bu iş emniyetin işi. Fethin Altay Meydanı. Bu polisin işi. Aynen. Ben siz konuşurken. Fahrettin Altay Meydanı.